emekli verilen sözlerin yerine getirilmesini özellikle istiyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim'de aylık bazda %3,43, yıllık bazda ise %61,36 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 4 aylık enflasyon rakamı da %29,40 olarak kayıtlara geçti. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı da böylece netleşmiş oldu. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı %29,40, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise %40,39 oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Baş Uzmanı İsa Karakaş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirerek SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin alacağı zamlar hakkında açıklamıştı. Ekim ayı itibariyle TÜİK enflasyonu açıkladı. Bu durumda emekliler için ve memurlar için 4 aylık enflasyon toplamı netleşti. Refah payı hariç sadece Ekim ayını baz aldığımız zaman kümülatif olarak SSK Bağkur emeklilerine %29,40'lık zam garanti bu emeklilerin cebinde. Yine memurlara baktığımız zaman ve memur emeklilerine de baktığımız zaman %15 toplu sözleşme farkı olduğu için bunlarınki daha yüksek olacak. Dolayısıyla %40,39 şimdiden hem memurların hem memur emeklilerin cebinde olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki OVP orta vadeli programda enflasyon hedefi %65'ti. Merkez Bankası %58'den %65'e çıkardı. Eğer %65'lik hedef gerçekleşirse bu durumda SSK ve Bağkur emeklileri için yıl sonu itibariyle %37,75'lik zam söz konusu olacak. Yine memur ve memur emeklileri için ise %49,96. Eğer Merkez Bankası'nın beklenti anketleri ve en üst sınır söz konusu olursa, yani %68'lik bir enflasyon gerçekleşirse bu durumda emeklilerin alacağı zam daha yüksek olacak. SSK ve Bağkur emeklileri %40'ı geçecek. Memur ve memur emeklilerin ise %52'yi geçmesi söz konusu. SSK ve Bağkur emeklileri eğer %65'lik bir hedef gerçekleşirse %37,75 yerine verilecek olan refah payının en az %50'ye tamamlanacak şekilde olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla şu anda en düşük emekli maaşı SSK ve Bağkurlar için 7500 liralık olan rakamın %50 seyyanen zam yapılması halinde en az 11.250 TL olması gerekiyor. Memurlara verilecek olan seyyanen zamın aynen memur emeklerine verileceği söylenmişti. Bütün bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman hükümetin en azından refah payını ile birlikte bunun %65 olacağını, yani memurlardan daha fazla bir refah payının memur emeklerine verilmesinden hareketle %65'lik bir zam söz konusu olabilir. Dolayısıyla en düşük memur emekli maaşı 16.295 TL olması söz konusu olabilir.